Aleyküm selam, aleyküm selam. Şöyle bir yayınımız bir artsın bir. Abi bence açma. Ronaldinho gelecek bekler. Ya şimdi bir tane de Ronaldinho gelecek ama diğer epikler çok fazla iyi değil açıkçası. Şimdi buradan Manchester United'da mesela Ruud van Nistelrooy çok ilgi çekici. Bunun haricinde Schmeichel çok yani ilgi çekici. Schmeichel istiyorum. İyiyim vallahi Selim kardeşim, sağ olasın, sen nasılsın? Şu anda arkadaşlar bir yandan da buradan da şeye bakıyorum. Maça da bakıyorum arada. Şu anda bugün Galatasaray'ın şampiyon olup olmayacağı belli olacak. Eğer deplasmanda arkadaşlar Ankaragücü'nü yenerse Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Şu anda baktığımız zaman Galatasaray'la Ankaragücü maçında 1-1'lik eşitlik var. Fenerbahçe'de Antalyaspor 1-0 yeniyor arkadaşlar. Galatasaray'ın şampiyon olması için Ankaragücü deplasmanından mutlak 3 puanla ayrılması lazım. Evet. 9'da mantıklı. Zaten 9'da açacağım. Şimdi Ronaldinho'lu paketlerde iyi oyuncuların girmeyeceğini bildiğim için arkadaşlar sadece bir tane Ronaldinho var. Hani Ronaldinho haricinde yanına gelebilecek epikler çok fazla iyi epikler değil açıkçası. Mesela işte Belletti'nin gelebileceği söyleniyor. Belletti aslında çok da iyi bir sağ bek değil açıkçası. Biraz şansımı deneyeceğim. Hani tabii ki Van Nistelrooy'u isterim ama benim asıl önceliğim arkadaşlar kaleci Schmeichel. Iniesta bilmiyorum, Iniesta getirdiler mi getirmediler mi? Selim kardeşimizle yapmıştık o maçı arkadaşlar. Güzel maçtı. Şu anda bakıyoruz. Ve hala eşitlik var arkadaşlar. Hala eşitlik var. Bakalım. Süper Lig'de 35. haftanın en iyi Evet arkadaşlar, 11'iyle Galatasaray gol attı. karşınızdayız. Başakşehir'in Antalyaspor deplasmanında kalesini gole kapatmayı... Şimdi Galatasaray'ın golünü ben şuradan bir anlatacağım size arkadaşlar. Galatasaray attı golü. Yani şöyle bir yavaşlama var gibi ama. Hemen kullandı Kerem, bekleyin dedi. Galatasaray'ın golünü izliyorum arkadaşlar. Kerem. Kerem arkadaşlar ortaya açıyor. Marcio Icardi kafayla topu ağlara yolluyor. Skor 2-1 oldu. Evet. Merhaba kardeşlerim. Evet, benim hesabım.
Kendi hesabımdan top açım yapacağım arkadaşlar. Ekranlara bir çift tıklayalım arkadaşlar. Şu anda Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Efendim Turan kardeşim. Golü Icardi attı arkadaşlar. Kerem'in ortasında güzel bir kafa vuruşu yaptı. Kaleci müdahale etmeye çalıştı ama olmadı. Evet arkadaşlar. İlk 900'lüğümüzü açacağız arkadaşlar. Ama bu ilk 900'lüğü arkadaşlar. İlk hediye, ilk güzel hediye atan kardeşimin şansını açacağım arkadaşlar. İlk güzel hediye atan kardeşimin şansını açacağım. Millet acaba Galatasaray maçını izliyor değil mi acaba? Yayınımız bu kadar az. Arkadaşlar, sizce maç bittikten sonra mı yayın açalım? Yoksa böyle devam edelim mi? Galatasaray maçı bittikten sonra mı yayın açalım? Yoksa buradan devam edelim mi? Çünkü neredeyse yayıncı sayımız biraz sanki az gibi. O zaman tamam. İlk güzel hediye atan kardeşimin şansını ilk 9'luktan açacağım arkadaşlar. İlk güzel hediye atan kardeşimin şansına ilk topu açıyorum. Hadi bakalım ilk 9'luktan. Haydi bakalım Mehmet kardeşim. Jetonluk hediye et. İlk topu senin şansını açayım kardeşim. Haydi bakalım. Buradan şeyle bakıyorum arkadaşlar. Maçı da takip ediyorum. İlk gördüğüm anda arkadaşlar. Evet. Mehmet'ten bir çay geldi o zaman. İlk 900'lüğümüzü Mehmet kardeşimizin şansını açıyorum. Aleyküm selam Ramil kardeşim. Sağ olasın. İlk 900'lükten bakalım tek de bulur muyuz acaba? İlk 900'de bulur muyuz? İlkinde maalesef bir şey yok. Kante var, Declan Rice var. Şuraya bak. Yani 3, 2 tane 1, 5 yıldızlı bir tane. 1, 2, kaç tane? 3, kaç tane de 4 yıldızlı falan var. Onu verene kadar epik verseydim. Hadi bakalım. Ruud van Nistelrooy, Schmeichel, bu ikisini çok istiyorum aslında ama hadi bakalım. Yine bir güzel hediye atan kardeşimin şansını arkadaşlar. Yine güzel bir hediye atan kardeşimin şansına ikinci top açacağım. Hadi bakalım. Şans meselesi kardeşim işte kimisine. Yaparız Mehmet kardeşim. Tabii ki yaparız. Niye yapmayalım? Haydi bakalım. Bir hediye daha görürsem eğer. Bir hediye görürsem arkadaşlar. Gül haricinde. Bence örgün çıkacak gibi diyor. Aleykümselam Faruk kardeşim. Engin abi bir bakalım kimle vesaire atacağım. Şeyle mi yoksa? Neydi? Selim Berat'la mı yoksa? Ha, Marlin'le tamam. Hadi arkadaşlar. Bir hediye daha atarsanız ikinci topun ikinci dokuzlu de o kardeşimizin şansını açacağım arkadaşlar. Haydi bakalım bir hediye. Bir hediye daha atan olursa eğer kardeşimizin şansını açacağım. Mehmet'ten bir çay geldi ama Mehmet kardeşimiz bu açıdan bir şanssız. Kendisiyle bir maç yapacağız. Haydi bakalım. Var mı hediye atabilecek bir baba yiğit? O kardeşimizin şansını açalım arkadaşlar Manchester United'dan. Evet. Faruk'tan bir TikTok geldi. İkinci 900'ümüzde Faruk kardeşimizin şansını açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bastık. İkincisinden de bir şey yok.
Müsaade geldi. Bassız bedene gidiyoruz. Şöyle bir içeri girelim mi? Lupan Nisterroy, Petr Schmeichel, Irvin. İnşallah kardeşim, inşallah. Bir gol haberi daha var ama hakimden bakalım. Bizimliklerden yok arkadaşlar. Bizimliklerden yok. Galatasaray şu anda 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Vallahi kaleci Schmeichel istiyorum. Rami kardeşim. Schmeichel istiyorum. Hani Van Nistelrooy gelirse tabii ki sevinirim ama Schmeichel. En yüksekte Schmeichel istiyorum. Hani en azından sağlam bir kaleci. Top açımdan yapalım. Arkadaşlar ekranlara çift tıklayalım. Hediye atarsanız da çok çok sevinirim. Evet açacağım. Yo aslında Schmeichel kötü kaleciydi. Ben çünkü şeyle çok maç yaptım Salih'le. Salih kalede Schmeichel'la oynatıyordu. Ve Schmeichel da bayağı kurtarışlar yapıyordu yani. Yani ürün aslında iyi. Yo kötü değil ama haydi bakalım arkadaşlar bir hediye daha atın. Bir 900'lük daha açalım arkadaşlar. Ondan sonra da artık yüzlüklere döneceğiz. Haydi bakalım. Bir 900'lük bu kardeşimize, hediye atan kardeşimize onun şansını açacağım arkadaşlar. Bir hediye atın o kardeşimizin şansını arkadaşlar. Evet, Mario Gomez'den TikTok'lar geliyor. O zaman bu kardeşimizin şansına 900'lükten açıyorum arkadaşlar. Bununla şansı bununla açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. Haydi bakalım ver artık. Ver diyoruz. İşte bu. Hadi. Hadi Schmeichel'ı ver. Bitireyim bu işi. Schmeichel'ı ver. Bitireyim bu işi. Schmeichel'ı ver. Irvin'i verme. Schmeichel'ı ver. Schmeichel'ı ver. Irvin'i verme. İşte bu. Schmeichel. Benim top açılımı bitti arkadaşlar. Öncelim Schmeichel'dı. 610 Michael parası kalsın. Schmeichel geldi. Şimdi arkadaşlar Schmeichel'ı bir önce bir şey yapalım ben arkadaşlar. Takım diyelim. Oyuncular diyelim. Nerede Schmeichel? Schmeichel nerede ha? Kitleyelim. Şunlarda bir şey yapalım arkadaşlar. Abi yürüyün selam. Abi bu arada yürümüş. Tekrar onlar selam var. Onları şey yapalım. Onlar önemli değil. Julian Alvarez falan. Evet. Bunlar bir serbest bırakalım. Schmeichel'da. Şimdi Schmeichel'da şey yapacağız arkadaşlar. Seviye antrenman edelim. Bakalım var mı bayağı şey mi? Şöyle yapalım hatta Schmeichel'da. Uzmanlık aktarımı diyelim. Yok 100 olmuyor. 99 öyle arkadaşlar. Şimdi karakteri kilitlediğimizde User kardeşim. Eğer ola ki yanlışlıkla silersek bu şekilde korumuş oluyoruz. Şimdi şöyle bakalım bir. Bu fona saygımız var. Ersin. Sen bir kere git kardeşim. Bir Ersin'e şey yaptık. Bir uzmanlık aktarımı daha dedik. Evet arkadaşlar maç yapmak isteyenler olursa Mehmet kardeşimizle bir maç yapacağız. Sizlerle de maç yaparız. Kadro inceleme yapacağız. Üçüncü şeyde
Evet dursun. Şimdi şey yapsak acaba ya. Ya da dur bakalım. Yeteri kadar antrenmanımızı şey yapar mı acaba? 18 20 22 Evet. 24 sayı oldu arkadaşlar. Şimdi tamam. Sen nereye maç yaparız kardeşim? 10 cilleri dedik. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar direkt 97 şey yapıyor. Şöyle baktığımız zaman bir tane arkadaşlar. Schmeichel'ın boyu kaç, ben onu merak ediyorum. Schmeichel'ın boyu kaç? 1.93 boyu var. Şöyle yapacağız. Sıçramayı falan bunlardan alırız. Şunlardan alıp mesela şuna versek şöyle. İki tane kalıyor. Bu şekilde yapınca 96 oluyor. Şu şekilde yapınca yine 96 oluyor. Bir tanesi otomatik dağıtalım. Hani şu sıçramaya falan gerek yok. Yakalama, savuşturma falan, refleksleri uzaması. Onlar zaten iyi. Bundan bir tane alsak. Bundan bir tane şey yapsak. Bizim amacımız şu yakalamayı biraz şey yapalım. Bu şekilde kaçırılıyor. 96 oluyor. Aynen, otomatik atacağım. Yani şu yakalama savuşturma biraz daha iyi olabilirdi aslında. Ama neyse, önemli değil arkadaşlar. Schmeichel'ımız. Evet, kaleyi çıkardı kardeşim. Hayırlı olsun. Artık Schmeichel'ı da kaleye koyalım arkadaşlar. Schmeichel'ı çok istiyordum arkadaşlar. Evet, 99 oldu. Şimdi arkadaşlar, Mehmet'le maçımız olacak. Sonra sizlerle maçımız yapacağız. Maç yapmak isteyenleri bekliyorum arkadaşlar. Yaklaşık şöyle bir saat 10'a kadar bir maçlar yaparız. Mehmet kardeşim, sen gel. Arkadaşlar, ekranları açıp tıklayalım, yayını paylaşalım. Valla ben kardeşim 2018'den beri oynuyorum bu oyunu. Şimdi Mehmet'le bir maç yapacağız arkadaşlar. Mehmet'ten sonra hızlı giren kazanır. Tabii ki hediye atan olursa arkadaşlar, hediye atanların önceliği var, bilginiz olsun. Mehmet şimdi bize jeton yolladı, 50'lik jeton yolladı. Onunla iki maç yapacağız. Sonrasında sizlerle maç yapacağız. Sıra beklemek istemeyen olursa arkadaşlar, sıra istemeyen olursa, hediye atan olursa en aşağı 10'luk jeton olacak arkadaşlar. En aşağı 10'luk jeton atan olursa arkadaşlar, onlarla şey yaparız. Ne oldu Mehmet, söyle. Evet. Haydi bakalım arkadaşlar, ekranlar bir çift tıklayalım. Önce Mehmet'le iki maçımızı yapacağız arkadaşlar. Evet, 50 jetonla iki maç. Mehmet sen gel kardeşim. Bakıyoruz bizim ligden şu anda herhangi bir şekilde arkadaşlar gol haberleri yok. Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü var. Fenerbahçe 1-0 önde. Maçlar bu şekilde biterse arkadaşlar, Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor arkadaşlar. Trabzonspor'un da ayrıca 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor arkadaşlar. Onun haricinde baktığımız zaman Süper Lig'de diğer maçlarda düşme potasındaki takımlara da bakmamız lazım açıkçası. Kasımpaşa Alanya maçı. Şöyle bakıyoruz, Kasımpaşa deplasmanında şu anda Alanya ile oynuyor ve zaten ilk yarıda bitti arkadaşlar. 0-0'lık eşitlik var. Dediğimiz gibi ilk yarıda 2-0'lık bir üstünlüğü var. Arkadaşlar durun. Mehmet'le maç yapacağız şimdi. Öncelikle arkadaşlar şu kardeşimizin sadece bir kadrosunu inceleyeyim. Ondan sonra bu arkadaşımızla da yine maçlar yaparız. Baktığımız zaman güzel bir kadrosu var arkadaşımızın. Didier Drogba'nın ikon kartı. Yedekleri de bu şekilde gayet güzelmiş. Nusret kardeşim sen şey yap. Mehmet kardeşimizle maç yapacağım.
Ben de kadromu bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu dizilişle oynuyorum. Bu dizilişle daha fazla arkadaşlar ataklara girip gol atıyorum. Nusret kardeşim şey yapmayacak, dur ben çıkayım. Mehmet sen gel kardeşim. İsmin neyi demiştin? Yeni gitsin, tamam. Yaparız kardeşim. Tabii ki yaparız. Ama arkadaşlar dediğim gibi sırada beklemek istemeyenler varsa eğer hediye atanların önceliği var arkadaşlar. Hediye atanların önceliği var, bilginiz olsun. Şu kardeşimizin de kadrosuna bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar hediye atanların önceliği var. Önce Mehmet kardeşimizi yapacağız. Şu kardeşimizin de kadrosuna bakalım. Bir defans attı, stoper attı biraz kötü. Defans ortasındaki oyuncu maksa olmuş kardeşimiz. Şöyle yedeklere bakalım. Yedeklerde de yine Barcelona oyuncuları var. Onlar da maksa olmuş kardeşimiz. Arkadaşlar dediğim gibi şu anda şey yapmasın. Bu diziliş eski bir diziliş kardeşim. 3 ofansif orta saha diziliş. Dediğim gibi arkadaşlar ekranlara çıktık diyelim, yayını paylaşalım. Mehmet kardeşim bir türlü gelemiyorsun bak vallaha. Yenilgisiz demişti ama. Kardeşimize bakalım bir. Şu anda dediğim gibi bu diziliş eski diziliş kardeşlerim. O yüzden şey yapamıyorum. Şu anda hangi kadroda bakalım şöyle. Aa, kardeşimizde de şey varmış. Michael varmış. Yüzük oyuncular falan var. Hücum hattı falan gayet güzel. Yalnız defans orta sahadaki kim onu bilemedim. Şuraya bir tane stoper attığında bir tane oyuncu yedeklemen lazım kardeşim. Onu söyleyeyim sana. Bir tane defans orta saha, bir tane şey yapman lazım. Stoper yedeklemen lazım. Muhakkak yedekte çünkü sıkıntıya düşersin. Hadi Mehmet kardeşim, hadi Mehmet kardeşim. Mehmet neredesin Mehmet? Bak gelemiyorsun bir türlü, ondan sonra geç kalıyorsun Mehmet. Ne bakıyorsun kardeş? Baktığımız zaman 4-2-3-1 sistemiyle sağ çıkmış kardeşimiz. Kaleci yani baktığımız zaman çoğu oyuncu playoff ilk oyuncusu. Sağ bekteki Dilorenzo galiba maksamamış. Sol bekte Hernandez var. Stoperdekiler yine düşük. Ortalama Eze'yi görüyoruz. Yanında geçtiğimiz hafta gelmişti. İsmi şu anda aklımda değil, hatta bende de var ama. Engin abi o deminki bendim. O zaman dur tekrardan şey yapayım, maç odasını kurayım. Tamam, yenil diye yazan o muydu? Tamam, tekrardan şey yapıyoruz. Hızlı bir şekilde gir Mehmet kardeşim. Arkadaşlar kimse girmesin, Mehmet'le maç yapalım. Ondan sonra sizlerle de yine kadronuzu inceleyip maçlar yapacağım. Ama hediye atan olursa arkadaşlar öncelik onunladır. Bilginiz olsun. Hediye atanların önceliği var arkadaşlar. 10 jeton ve üstü hediye atan olursa. Evet, adın yenilgisi dedin. Yenil go diye yazıyor. Varış maf yok. Kardeşimizin kadrosuna bakalım bir. Baktığımız zaman 4-1-3 sistemi. Kanatlar biraz böyle gerilerde. Göbekteki oyuncuya bakıyoruz. Fernandes. Stoper hattındayız. Sol bekteki kim onu bilmiyorum ama sol bek biraz sırıtıyor. Hernandes'i sol stopere çek kardeşim. Kanatların iyi. Yedeklerde de yine Messi falan var. Yine iş yapabilecek oyuncular var. Güzel. Gel Mehmet gel hemen. Ben kadromu göstereyim arkadaşlar. Kadrom bu şekilde. 4-1-3-2 sistemi 3 tane ofansif orta saha ile çıkıyorum. Fatih kardeşimize bakıyoruz. 3-1-4-2 sistemiyle sağa çıkmış. Stoper attığın güzel. Yalnız böyle dizilişlerde muhakkak bir tane defansif orta saha yapmanız lazım arkadaşlar. Şu göbek oyuncusunun defansif orta saha olması lazım. Çünkü niye? 3 stoperle çıkıyorsun. En azından defansif orta saha savunmada yardımcı olur. Fakat bu göbek oyuncusu eğer ileri doğru çıkarsa çok... Bu diziliş eski diziliş kardeşim. Şu anda var mı yok mu bilmiyorum. Forvetlere baktığımız zaman işte Son falan var, yedeklere bakalım bir.
Biraz sonra Lewandowski'nin yanında ya Romario ya da Messi ile başlardım kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar bu dizi eski diziliş. Haydi Mehmet kardeşim hızlı biraz. Evet. Mehmet bu seneki değil mi Mehmet? Maç ayarını yapalım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar maç yapmak isteyen olursa beklesinler. Kadrolarınızı inceleyelim. Ondan sonra maçları yaparız. Hediye atanların önceliği vardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Emrullah kardeşim hızlı kontratakta bak benim bu mesela sistemim çok iyi onu söyleyeyim. Kenar yani ofansif orta saha üçlü ofansif orta sahayla çıkıyorsun ama kenarlardan geliyor hızlı bir şekilde geliyor. Acayip şekilde geliyor arkadaşlar. O yüzden ben bu diziyi seviyorum. Ha mesela 4-2-1-3, 4-1-3-2 mesela o sistemler de olabilir. Abi sen botsun. Sen nesin? Sen nesin acaba? Şöyle bakalım. Tekrardan baktığımız zaman kardeşimizin kadrosu. Yani sağ bekte Marquinhos açıkçası iş yapmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sağ bekte değil. Stoperde veyahut da defans orta sahada oynatabilirsiniz. Abidir bir yapalım mı? Yani bakarız kardeşim senin kardeşim. Şu anda maçlar devam ediyor arkadaşlar. Semih kardeşim bura sende. Yanlış bir şey yapan olursa direkt banla gitsin. Kafu. Neymar. Bir saniye bekleteceğim. Yani durdurup hemen geliyorum arkadaşlar. Bir yere ayrılmayın. Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seyir. Niye gelmedi? Tamamdır. Az önce arkadaşlar Ayhan kardeşimle konuşuyorduk. Kendisiyle arkadaşlar maç bittikten sonra, maçlar bittikten sonra, Galatasaray maçı bittikten sonra şampiyonluk kutlaması konseptinde bir sohbet yayınımız olacak arkadaşlar. Görüntü geldi tamam arkadaşlar.
Cihaz arkadaşlar Xiaomi Redmi Note 9S. Arkadaşlar ekrandan açıp tıkladım. Aldini Hakan o bizde Aldini arada arkadaşlar şuradan şeylere de bakıyorum. Bizim Süper Lig'de hala arkadaşlar herhangi bir şekilde gol yok, gol haberleri yok. Demek ki bu şekilde biterse arkadaşlar Galatasaray şampiyon oluyor. Hakan Neymar gidiyor. Neymar Rümenige bomboş kaldı. Rümenige ne oldu Messi fant? Neye sinirlendin? Neymar gidiyor. Neymar dışarıda. Güzel vurduk ama. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Arada maç kolektiğinde şey yapıyorum. Liglerde goller oldukça. Hakan. Hakan. 2-0 oldu. Hakan Çalhanoğlu. Evet, hediye atanların önceliği var arkadaşlar, bilginiz olsun. Hediye atanların önceliği var. Ne zamana kadar yapacağız? Galatasaray maçı bitene kadar arkadaşlar. Sonra Ayhan'ın yayına katılacağız arkadaşlar. Orada bir şampiyonlukla alakalı sohbet yayınımız olacak, bilginiz olsun. Bu hafta sonu arkadaşlar izinliyim. Cumartesi günü çalışmıyorum arkadaşlar. Cumartesi günü de bol bol sizlerle maçlar yapacağım. Bilginiz olsun. Şimdi Rummenigge'ye pas. Rummenigge. Rummenigge. Uf. Çok güzel bir vuruş. Şimdi bak kardeşim, o siyaset içine hiç girme. Burada bak, isteyen istediği partiyi destekleyebilir. Kimse sen niye AK Parti'ye verdin ya da kimse niye sen CHP'ye verdin diye kimse kimseye şey yapamaz. Burada herkes istediği partiyi destekleyebilir. Ben AK Parti'ye veririm, sen CHP'ye verirsin. Bu olan şeyler. Ama şu anda gündemimiz siyaset değil. Çünkü o artık olan oldu. Biten bitti yani. Korner'den sonra bakalım arkadaşlar. Evet, bir gol daha var ama hangi, bizim ligden ne? Baktığımız zaman evet. Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Alanyaspor golü buldu Kasımpaşa karşısında. Kasımpaşa da şu anda ligde kaçıncı sırada bilmiyorum. Yandan da arkadaşlar ligleri de kontrol ediyoruz arkadaşlar. Kasımpaşa'nın şu anda konumu rahat gibi. Hadi bakalım, ikinci yarı başladı. Girdi karaya Carlos. Schmeichel. Top aldık. Kafu. Ronaldinho pas geçmedi. Ronaldinho. Rummenigge. Neymar çok şık sıyrıldı Neymar. Neymar gidiyor.
Sebep çok aslında ama söylemek istemiyorum. Bir vuruş Michael. Şu anda 2-0'da üstünlüğümüz var. Neymar. Roberto Carlos. Niye normal şöyle geri vere kaçmadı ki? Gidik araya. Hakan. Cruyff tek pas versen bittiydi iş. Roberto Carlos'a gelmedi. Hakan. Ronaldinho. Cruyff dönemedik orada. Maldini. Kapo. Pas kısa düştü. O bizde tekrardan. Ronaldinho topu pası vermeseydin keşke. Köşe vuruşu. Yönelmesi. Ali Schmeichel. Ah be. 88'e 7 koyuyor. Oğlum sen büyüyene kadar sen büyüyene kadar zaten artık zaten Sayın Tayyip Erdoğan'ın bu son zaten arkadaşlar. Ha, 3 oldu. Bu iş bitti. Ronaldinho. Şu anda arkadaşlar mevzumuz seçim mevzusu değil. O yüzden şey yapmayın. Şimdi Mehmet'le ikinci maçımızı yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi yayınımız Galatasaray maçı bitene kadar arkadaşlar. Yani yaklaşık önümüzde bir 38 dakika var. Hani uzatmalarda falan desek 40 dakika daha vaktimiz var arkadaşlar. Hediye atanların önceliği var. Bilginiz olsun. Bir gol sesi daha geldi. Bakalım kimden geldi? Bizimdikten mi diye bakıyorum. Hayır, bizimdikten değilmiş. Şimdi arkadaşlar ikinci maçımızı da yapacağız Mehmet'le. Ondan sonra da dediğim gibi hediye atanan önce olur. Hediye atan olmazsa da arkadaşlar hızlı giren kazanır. Gol haberi daha. Bakalım nereden geldi, bizim ligden mi? Hayır, bizim ligden değilmiş. Şu anda Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü arkadaşlar devam ediyor. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Trabzonspor 2-0 yeniyor arkadaşlar. Düşme hattına şöyle bakalım bir. Giresun muhakkak arkadaşlar kazanması lazım. İstanbulspor, Sivasspor baktığımız zaman İstanbulspor'un şu anda 1-0'lık mağlubiyeti var. Sivasspor 1-0 önde. Sivasspor galibiyet alırsa kurtarır gibi arkadaşlar. Giresun'un muhakkak kazanması lazım.
Ama işi zor gibi. Tekrardan Mehmet'le ikinci maçımızı yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da dediğim gibi hediye atan olursa öncelik ondadır. Bilginiz olsun. Evet. Ama dediğim gibi 10 üstü hediye atan olursa arkadaşlar. 10 üstü hediye atan olursa. Bakalım Joyce'den. Abi senin Ronaldinho saçın diye öyle benim saçı üstü olmuş gibi. Ayhanım sağ olasın kanka. Evet, Joyce Game'den hediyeler geliyor. Öncelik hakkı ona kayıyor gibi. Rummenigge son anda. Arkadaşlar Ayhan'ın Twitch kanalında arkadaşlar Galatasaray maçıyla alakalı bir kutlama yapılacak eğer şampiyon olursa. Ayhan kendisi Galatasaraylı olduğu için arkadaşlar biz de yorumumuzu yapacağız arkadaşlar. Evet bir gol haberi daha geldi. Bakalım nereden geldi? Süper Lig'den mi? Hayır. Trabzonspor, evet Trabzon'dan Süper Lig'den gelmiş. Trabzonspor 3'e attı. Bu şekilde devam edersin arkadaşlar. Görüntüm yok. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bir sıkıntı olmuş. Bir saniye arkadaşlar. Sanırım bir problem var. Onu halletmeye çalışalım bir. Herhalde bu sefer olduğu gibi. Bir kopukluk olmuş galiba. Şimdi geldi arkadaşlar. Şimdi geliyor bir dakika. Bir dakika bekleteceğim. Programla alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Bir dakika bekleteceğim. Şimdi geldi arkadaşlar. Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Yine bağlantıda bir bağlantı diyorum. Programla alakalı bir sıkıntı var. Şimdi geldi arkadaşlar. Tamam. O sırada hani oyunu durdurayım falan şey yaparken gol attı tabii ki Mehmet. Bak sakın yani bir ülkenin cumhurbaşkanına sakın yani o şekilde bir küfür hakaret sakın olmaz. Toparlı olsun. Hakan. Neymar. Aynen sonraki maç sen de kardeşim. Aynen hediyesini attığın için. Sayacağım şimdi. Eğer 10 ondan azsa olmaz. 10 tanesi tamam. Johan Cruyff. Hacı Schmeichel. Şu anda arkadaşlar siyaseti bir tarafa bırakalım. Artık siyaset konuşmanın anlamı yok. Şu anda Galatasaray şampiyon olacak mı olmayacak mı onu konuşalım. Şu anda 2-1'likte üstünlüğü var Galatasaray'ın. Bu şekilde devam ederse Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Hakan. Hakan gidiyor. Bir pas aşamadı burada. Ronaldinho.
İşte bu. Bir gol haberi daha geldi arkadaşlar. Bakalım nereden? Evet, Konya 1-1 yaptı arkadaşlar skoru. Sivas'ın muhakkak kazanması lazım. Allah zaman ha. Patrick Vieira. Ah be Neymar. Benim attığım golün aynısını attı ya. Mardin'in orada büyük hatası geldi. Kapı. Mardin aldı topu. Şimdi Hakan. Hakan ortaya açamadı bile. Bakın Bağır. Çok kötü müdahale. Dybala şimdi çok rahat. Çok güzel. Çok hızlı verdik ya. Bir de ben Rummenigge değil orada boş boş yapan Neymar'a pas vermek istedim ama gitti. Kruyff gene sağ olsun. İşi berbat etti ya. Fiera. Hadi be. Üstüne gitti top. Rauch Michael. Çok kritik bir hamle. Suyu çektim eve. Ha, tamam. Ayhan arkadaşlar. Hafta sonu Areke yayınlarımız olacak. Bilginiz olsun. Ayhan'ım sağ olasın. Ayhan'la arkadaşlar dediğim gibi yayınlarımız olacak. Sohbet yayınlarımız. Yine oyun videolarımız olacak arkadaşlar. Ayhan'a da beni de TikTok'tan ve Twitch'ten, YouTube'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ayhan, Twitch'ten açacağız değil mi şeyi? Kutlama yayınını. Yine Arike'de oynayacağız arkadaşlar. Arike'de biliyorsunuz. Zaten birçoğu belki bu oyunu biliyordur ama bilmeyenler varsa da bizim videoları izleyip oradan görebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar aranızda Twitch kullanan varsa eğer Ayhan'ın Twitch kanalının ismini söylüyorum. Oradan bizim de dediğim gibi Galatasaray maçının kutlamasını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayağın dışıyla vurdu. Olmadı. Direkten döndü. Arkadaşlar muhabbet baz diye yazdığınız zaman arkadaşlar Twitch kullananlar için söylüyorum. Muhabbet baz yazdığınız zaman arkadaşlar Ayhan'ın kanalına ulaşabilirsiniz. 90 iyiydi oraya. Evet Ayhan yazdı arkadaşlar oraya bakın. Muhabbet baz diye yazdı. Ah be. Kurtardı kurtardı da. Döne topu şey yapamadı bakalım. Kasımpaşa 2-1 öne geçti.
Şu anda memleketimin takımı Kayserispor'da 2-0 yeniliyor arkadaşlar. Kayserispor'un zaten herhangi bir şekilde sıkıntısı yok. Konumu zaten orta sıralarda. Ben değişiklikleri unuttum ya. Aktif hale gel, aktif hale gel. Bakan. Royf. Ya bizimkiler niye hemen çoğalamıyor ya? Evet, şampiyonluğa doğru gidiyor Galatasaray arkadaşlar. Bu saatten sonra da değişiklik yapmanın anlamı yok. Bir gol haberi daha geldi arkadaşlar. Arkadan duyduklarınız gol haberleri. Şimdi şu şeyi de yapayım. Bizim ligden mi? Hayır. Hala skorlar aynı arkadaşlar. Yanına maçı şey yapıyorum. Haaland, ah be. Şöyle bir yapıştıralım dedik. Evet, kafayı vurdu. Haaland. Ah be. 5-2 bitti. Evet. İlk maçı kazandık. İkinci maçı kaybettik. Mehmet kardeşimizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım kimdi bu Joy X diyordu. Bakalım bir kaç tane hediye göndermiş. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane göndermişsin Joy X. Bir, iki, 3, 4, 5. 5 tane göndermişsin 5. Ben aşağı 10'luk hediye olması lazım dedim. Şundan TikTok'ta bakalım, hayır. Bizim ligde gol yok arkadaşlar. Bir yandan da arkadaşlar maçlara şey yapıyoruz. Tamam. Ben buradan atarım kardeşim. Tebrik ediyoruz. JKO Gen 1903 yazan kardeşimiz burada mısın? Toplam 5 tane hediyem var. Normalde dediğim gibi 10 üstü hediyeyi kabul ediyoruz kardeşim. Evet, Semih geldi. Semih, sen de normal şey mi yapalım kardeşim? Semih burada mısın Semih? Allah, ben de anlamadım. İlk maçı yendik. İkinci maçta şey yaptık, takıldık. Şu anda arkadaşlar, evet, o Konya'nın golü iptal oldu arkadaşlar. Konya'nın golü iptal olmuş. Evet. Herhalde ya ofsayt ya da VAR'dan döndü. Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Sivas'ın muhakkak kazanması lazım arkadaşlar. Ümraniye'ye gitti. Bakalım Giresun mu gidecek, İstanbulspor mu gidecek? Ne olacak belli değil. Derbi mi? Tamam o zaman ben, tamam o zaman tek maç yapacağız zaten ve derbi yapacağız. O zaman ben şuradan şey alayım, Beşiktaş alayım. Trabzon 4'ü attı arkadaşlar. Trabzonspor 4'ü attı.
Trabzonspor 4'ü attı. Abubakar'a biraz daha şey yapalım. İki tane kaldı. Ofansif farkındalığı hemen şey yapsak. Şunlar neymiş? İkinci zaten bayağı var. Eğlendik, otomatik taktik. Böyle bak. Hediye atmanız şart değil arkadaşlar. Sadece öncelik yapmayan, önceliği isteyenler yani 10 üzeri jeton atanların önceliği var. 10 jeton üzeri atanların. Ben 10 dedim zaten. 5 demedim ki. 10 jeton üstü atanların önceliği var dedim. Ne oldu? Ha, lan bir tanesi çıkmış mı? Oraya da şöyle dandik bir oyuncuyu koyak da ondan sonra şey yapmayacağız. Tonali'yi koyak. On ve on üstü jeton atanların önceliği var dedim. Yani yayını baştan aşağı, en baştan izleseydin zaten burada geleceğini biliyordun. Evet, Giresunspor bir attı. Ama bu şekilde Giresunspor'un artık düşmesi biraz şey gibi arkadaşlar. Şimdi şeyin kadrosuna bakalım. Fenerbahçe kadrosuyla çıkmış. Hadi bakalım sağ olasın. Sen miyim? İkinci defa beşedik kardeşim öyle diyor. Öbür maçları biz kazandık. Bir de ben şey yaptım yani. Orada yayın mayın şey gitti. Ekran mikran gitti. Onlarla uğraşıyordum. Sen zaten harbi oradan iki tane attın. Ben oyunu durdurayım diye şey yaptım. Ekran mikran gidince sen orada hemen beleş attın golü. Onu hiç inkar etmeyin. Hadi bakalım maç başladı. Getson. Rosier. Waitman pas geçmedi. Nerede böyle şey oraya gelir. Rashid Gezal. Arkadaşlar Galatasaray şampiyonluğa ulaşır mı? Maçlar ne olur? Yorumlara yazın. Maçlar bittikten sonra arkadaşlar Ayhan'ın kanalında dediğim gibi bir sohbet yayınımız olacak. Kutlamalarla alakalı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması. Onlarla alakalı bir sohbet yayınımız olacak. Dediğim gibi bilginiz olsun. Maçlar bittikten sonra yayını kapatacağım. Masuaku. Abubakar arkaya doğru şey yaptı olmadı. Yani hızlı giden kazanır arkadaşlar. Onun haricinde 10 ve 10 üstü jeton atan olursa bakın arkadaşlar 10 10 üstü falan jeton atan olursa öncelik hakkı onda olur. Onun haricinde dediğim gibi hızlı giden kazanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi Abubakar. Brighton Redmond. Artık yeter olmadı. Gezal. Abubakar. Vallahi hiç belli olmaz kardeşim. Burada yenilmeyecek insan yoktur yani. Yani yenilen de olur, yenilmeyen de olur.
Şimdi Abubakar'a pas. Abubakar gidiyor. Abubakar. Abubakar. Çok şık bir gol attık Abubakar'la. Abubakar'la çok şık bir gol attık. Top öyle bir gittik arkadaşlar, tın tın. Çok güzel bir gol oldu Abubakar'la. Derbilerin kralı Abubakar. Çok klas bir açma golü. İlk yarısının golü tekrar izleyeceğiz arkadaşlar. Beşiktaş saplar. GSGS saplar. Hoş geldin kardeşim. Bakar dönemedik orada. Raşit Gedal. Cenk vurdu, direkten döndü. Cenk vurdu, direkten döndü. Bir gol haberi daha geldi arkadaşlar. Niye? Ne oldu Mehmet? Galatasaray 3 attı. Şampiyonluğa adım adım gidiyor arkadaşlar. Galatasaray 3 attı. Şampiyonluğa adım adım gidiyor. Şampiyonluğa adım adım gidiyor arkadaşlar Galatasaray. Mehmet, yoksa Fenerli misin? Şans meselesi kardeşim. İşte Abubakar'ın golünü tekrar izliyoruz arkadaşlar. Sol ayağıyla harika şuttu. Top çok yavaş bir şekilde gitti. Bakıyoruz, evet. Sol ayağıyla harika şuttu. Galatasaray 3 attı arkadaşlar. Evet, ikinci yarı başladı. Şimdi Redmond. Evet, Giresun 4'e attı arkadaşlar. Şimdi bir yandan da Galatasaray maçını da şey yapıyoruz arkadaşlar. Evet, Galatasaray 3. golü buldu. Şu anda 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor arkadaşlar. Abubakar. Evet. VAR odasından da bakılıyor. Pozisyonla alakalı bir offside var mı falan yok mu diye. Hayır. Kesinlikle. Offside. Yok arkadaşlar. Redmond. Şu anda 3-1'lik üstünlüğü var. Galatasaray artık adım adım şampiyonluğa gidiyor. Oy. Şu anda 3-1'lik üstünlük devam ediyor Galatasaray'da. Şu maç bitsin arkadaşlar. Galatasaray'ın golünü de sizlere anlatacağım. Üçüncü golü de Barış Alper attı arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size.
Sünnetten ederim. Burada araya gerçekten çok güzel bir pas vermiş. Barış Alperkacı ile karşı karşıya kalıyor. Kaleciyi çalmayıp boş köşeye. Boş kaleye rahat bir vuruş yapıyor. Lan Cristiano Ronaldo'ya mısın? Ronaldo'yu çağırdık bari dur. Ronaldo'yu çıkartalım hasıllık olmasın diye. Daha gelmiş. Sırf hastalık olmasın diye arkadaşlar Ronaldo biz Ronaldo'yu yedik mi almışız ya? Asfalt bu. Galatasaray 4 attı. Galatasaray 4 attı arkadaşlar. Bakalım. Şimdi golü izleyeceğiz arkadaşlar bir dakika. Şöyle yapacağız. Asılık olmasın diye. Forvet'i bunu alalım. Buraya alalım tamam. Galatasaray 4. golü izliyoruz arkadaşlar. Şuradan bir sizlere de anlatayım. Galatasaray köşe vuruşunu kullanıyor. Bomboş. Evet arkadaşlar Galatasaray artık şampiyon gibi bir şey. Gol atan kim bu? Şey galiba. Abdülkerim galiba evet. Artık Galatasaray şampiyonluğu adım adım gidiyor arkadaşlar. Galatasaray şampiyonluğu adım adım yeniliyor. Tamam. Galatasaray arkadaşlar şampiyonluğu adım adım yeniliyor. Yani adım adım gidiyor. Sayfada yenileriz kardeşim. Sus Semih kardeşimiz hastalık olmasın diye. Abubakar gidiyor. Enkudu kaleci. Ve maç da bitti arkadaşlar. 1-0 kazandık. Evet pardon. Gol atan isim arkadaşlar. Samboncusu değil. Sergio Oliveira. Orada karıştırdık biz. Yani saç çekti Şemali de benziyordu orada. Onu da söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeyim. Şu anda Galatasaray karşısında 4-1'lik muhalibiyeti var Ankaragücü. Normalde Ankaragücü arkadaşlar hep şey yapardı. Galatasaray'a karşı iyi oynardı. Ama artık Galatasaray adım adım şampiyonluğa gidiyor. Evet. Evet hızlı giren kazanıyor arkadaşlar. Önce şu kardeşimizin kadrosuna bakalım. Vallahi Semih güzel bir açma golü yedin gerçekten. Kardeşimizin de kadrosu bu şekildeymiş. Biz de asıl kadromuzu şey yapalım. Bu JK7 burada mı? JK7 arkadaşımız burada mı? Hangisiydi? Şu galiba. Evet. Hadi bakalım maça başlayalım. Ha. Kardeşim sen madem 5 tane atmışsın. Bundan sonra sen ne yapalım ya? Yani madem 5 tane attın. Normalde 10 dedik abi hadi. Sana haksızlık olmasın. Sen galiba Beşiktaş'tasın kardeşim. 1903 diye yazıyor burada çünkü. Beşiktaşlı mısın kardeşim yoksa? Orada güzel de açtı yani. Sol ayağıyla iyi dipledi sopa. Madem sana bir şey yapalım. Evet arkadaşlar şu maçtan sonra da artık yayında şey yaparız. Kapatırız. Çünkü Ayhan'la beraber dediğimiz gibi Twitch'in de ortak yayın yapacağız. Bu maçı yapacağız. Ondan sonra JX ne bu? Senin isim ne kardeşim bu arada? Bahar, hepsi, yani öyle bir nickname'in var ki yani onu da bilmiyorum yani. Değişik bir nickname yani. Beşiktaşlı kardeşim. Bundan sonra son maçta da seninle yapıyoruz. Ondan sonra da yayını kapatacağız arkadaşlar. Zaten maçta bitmiş oluyor. Kerem. Eyvallah Kerem kardeşim.
Memleket neresi Kerem? Tamam. Oyundakiyle aynısı. Memleket neresi Kerem kardeşim senin? Aleykümselam. Jakob hoş geldin kardeşim. Jakob sen. Galatasaray şampiyonluğa doğru gidiyor. 4-1. Bu maçtan sonra Kerem kardeşimizle maç yapacağız. Ondan sonra da yayını kapatacağız arkadaşlar. Ayhan'ın dediğim gibi kanalında arkadaşlar güzel bir şampiyonluk kutlamasıyla alakalı bir sohbet yayınımız olacak. Bilginiz olsun. Rummenigge son anda kaleci. Erzurum. Vay dadasın demek ha kardeşim. Dadasın demek. Jakob Plex hoş geldin kardeşim. Vallahi var ya. Hiç kimse hediye atmıyor ya. Burada hediye atsa sen atarsın kardeşim. Benim Erzurum'da da çok arkadaşım var. İş yerinden arkadaşım falan var. Bayağı da samimiyim yani. Babam da askerliğini Erzurum Aşkale'de yaptı. O yüzden dadaşları ayrı bir severim. Hakan son anda. Bir saniye arkadaşlar yine bir sıkıntı oldu. Şimdi gelir arkadaşlar. Bazen bir kopukluk oluyor arkadaşlar. Ondan dolayı kusura bakmayın. Geldi tekrardan yayın. Ronaldinho. Üst üste gol haberleri ama şimdi Fenerbahçe'nin arkadaşlar tabii ki haliyle morali bozuldu. Ah be. Orada kim atmış bakalım. Şu anda Süper Lig'den bir sevgide o sesi yok. Bu maçtan sonra arkadaşlar Kerem kardeşimize yapacağız sonra yani kapatacağız. Şampiyonluk kutlamalarıyla alakalı Ayhan'ın yayınında sohbet yayınımız olacak arkadaşlar. O yüzden herkesi de bekliyorum. Ayhan'ın kanalında muhabbet bas. Neymar. Hadi be. Güzel olduk ama kaleci DG ya. Cruyff. Ah be. Bir tık daha hızlı davransaydı eğer. İlk yarıda 0-0'lık eşitlik var. Rakibinin şutu yok. Bizim 4 tane şutumuz var arkadaşlar. Neymar. Hakan. Hakan bir uzak şut atan. Güzel bir uzak şut atan. Son anda. Carlos'la şöyle güzel bir çevirelim. Roberto Carlos arkaya doğru. Bilmedi bize. Bakayım bağır. Çıkmadan yetişir miyiz? Ah be yetişemedik. Semih burada mısın Semih? Semih burada mısın?
Kesin olurduk Kerem kardeşim, kesin olurduk çünkü yani gördük yani Şenol Hoca geldikten sonra Beşiktaş'ın o muhteşem grafiğini gördük. Şenol Hoca, Aboubakar falan. Ronaldinho pas. Ronaldinho son anda kaleci. Yani kadroyu şeyi gördün yani kadroyu bak nasıl bir toparladı şey yaptı. Eğer sezon başında gelmiş olsaydı şu anda Beşiktaş şampiyonluğu çoktan garantilemişti kardeşim. Ama maalesef yani bir Valden İsmail sevdası, ondan sonra şey falan. Ama bak ne oldu? Hani hatanın neresinden dönsün kârdır. Ama dediğim gibi Şenol Hoca ve Aboubakar sezon başında getirseydi, sezon ortasında değil, başında getirseydi Aboubakar'ın kaç tane gol atacağını tahmin bile edemezsin yani. Şu anda var ya en aşağı bir 30 golü vardı yani. Adam yarım sezonda yani 12-13 tane gol attı ya. Bir Trabzon maçı boş. Onun haricinde her maçta golü var yani. Ah be, fazla mı bastık, ne yaptık? Eyvallah Utku kardeşim, sağ olsun. Biraz sonra Kerem kardeşimizle maç yapıp yayını kapatacağız. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla alakalı bir yayın yapacağız. Daha doğrusu Ayhan kardeşim, Ayhan kankam yayın açacak. Biz de yayına dahil olacağız. Bir sohbet yayınımız olacak. Şampiyonlukla alakalı. Valla gelsin aslında. Ziyeh iş yapar. Şimdi biliyorsun Gezal artık yani sakatlığından dolayı sezonu da kapattı. Gezal'ın yerine iş yani orada oynasın iş yapar gibi Gezal'ın yerinde. Orada Rummenigge ayağın dışıyla harika gördü Lampard'ı. Lampard yapma Lampard. Lan kaleci de çıktıydı ha. Rummenigge harika pas verdi. Ben FIFA'da forvete Eşen Gomez oynatmaya başladım. Oysa herkes öldürür sevdiğini kardeş. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir bakışıyla yapar bunu, kimi dal kavukça sözlerle. Mom Cruyff. Rummenigge fıstık gibi pas verdi ya. Efendim Mehmet. Şuraya bak ya. Kaçırdığımız fırsatlara bak. Daha geldi. Hamet Rodriguez iş yapmaz olur mu ya? Evet, Sivasspor kazandı. Artık Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmeye çok çok yakın arkadaşlar. Yok, sinirim geçti kardeşim. Bravo Anç Michael. Sana kötü diyenler usansın. Evet, ama şimdi ne yaptım artık? Şimdi Michael aldım kaleyi. Artık arkadaşlar Galatasaray şampiyonluğa çok çok yakın. Şimdi şu maç penaltılara kaldı arkadaşlar. Penaltılardan sonra da şey yapacağız. Artık Galatasaray şampiyonluğu kucaklayacak arkadaşlar. Messi. Messi.
Şu andan da izliyorum arkadaşlar. Hakan. Hakan geldi. Hakan ortaya attı. Galatasaray artık şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor arkadaşlar. Fenerbahçe'de skoru 2-0'a getiren gol attı. Ama bu tabii ki hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Galatasaray şampiyonluğa doğru gidiyor arkadaşlar. Johan Cruyff. Ters köşeye. Galatasaray artık şampiyonluğa doğru koşuyor arkadaşlar. Evet, kurtardık. Engin abi, sence konferans ligini alır mıyız? Vallahi kardeşim, güzel bir kadromuz var. Bir iki takviye daha yaparsak neden olmasın? Pavel Nedved. Nedved kaçırdık penaltıyı. Fenerbahçe 2-0 kazandı arkadaşlar ama bu tabii ki hiçbir şey değiştirmeyecek. Galatasaray artık şampiyon diyebiliriz. Evet, son maçı da arkadaşlar Kerem'le yapıyoruz. Kerem gel kardeşim. Senin ikinci şey nickname'i bu değil mi? Kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Vallahi bayağı şey yaptık ama. Bu maçtan sonra da arkadaşlar yayını kapatacağız. Sonra Ayhan'ın yayına gidip ortak yayında kendisiyle arkadaşlar şampiyon Galatasaray'ın üstüne bir sohbet yayını yapacağız arkadaşlar. Gel Kerem kardeşim. Evet, Kerem de geldi arkadaşlar. Artık Galatasaray'ın şampiyonluğu alması için sadece yapması gereken şey şu: hakemin düdüğünü duymak. Hakemin düdüğünü duyduğu anda Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek arkadaşlar. Artık son saniyeler arkadaşlar. Artık son saniyeler. Evet, Kerem kardeşimizin de kadrosuna bakalım şöyle. Güzel bir kadrosu varmış Kerem'in de. Sabek'te Kunde falan. Yedeklerine de bakalım. Yedekler de bu şekilde. Ansu Fati falan güzel iş yapacak. Ve Galatasaray şampiyon arkadaşlar. Galatasaray şampiyon. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor arkadaşlar. 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray. Galatasaray'ı kutluyoruz arkadaşlar. Milyonlarca Galatasaray taraftarı son düdüğü bekliyor. Evet. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor arkadaşlar. Ve son düdük çaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının şampiyonu Evet arkadaşlar, bildiğini de görüyorsunuz. Galatasaray şampiyonluğunu ilan ediyor. Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şampiyonluğu. 23. şampiyonluğunu Galatasaray kazanmış oldu. 23. şampiyonluğunu Başkent'te 4-1 galibiyette yakalıyor. Galatasaray 23. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe maalesef bir yılı daha maalesef hüsranla geçirdi diyebiliriz. Galatasaray 23. şampiyonluğunu 23. şampiyonluğunu arkadaşlar kazanmış oldu. Biraz sonra da Ayhan'la bir şampiyon Galatasaray'ın üzerine bir sohbet yayınımız olacak arkadaşlar. Şampiyonluk kutlaması. O da Almanya'da zaten arkadaşlar. Almanya'da muhtemel ihtimal birçok Türk şu anda kutlamalara başlamıştır. Johan Cruyff son anda kaleciye. Reis Daklış aldanır mı 112'lik? FIFA'da mı söylüyorsun kardeşim? FIFA'da söylüyorsun eğer Kenny Daklış
Dantić forvet oyuncusuydu değil mi? Oha kaleci. Galatasaray'ı bir kez daha tebrik ediyoruz arkadaşlar. Galatasaray arkadaşlarımızı, Galatasaray'ı takipçilerimizi tebrik ediyoruz. FIFA reis. Santrafor. Yani Dalglish yerine daha iyi forvetler de var ya. Kenny Dalglish de iyi bir futbolcu ama mesela bende şey var mesela forvette. Rüdiveller miydi şey? Rüdivellerdi galiba ya. Pardon Papen vardı. Cem Papen vardı. Cem Papen mesela çok iyi oynuyor mesela. İş yapar benimle söylemesi. Evet arkadaşlar bir kez daha Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Okan Hoca şampiyonluğu istedi ve aldı arkadaşlar. Hadi be. Hadi eğer öyle şey geçseydi tamamdı. Evet Fenerli arkadaşlar haliyle üzüldü bu duruma. Yani puan kaybı bekliyordu ama Galatasaray son maçta yani son maç öncesinde artık daha doğrusu acımadı. Ankara gücünü 4-1 mağlup etti ve şampiyonluğu kazandı. Bir sonraki hafta evet Ayhan. Ayhan şu maçtan sonra yayını kapatıyorum kanka. Şeyden Twitch'ten sohbet yayınımızı yapabiliriz. Şu maçtan sonra yayını kapatıyorum. Hemen Twitch'i açalım. Ayhan orada mısın Ayhan? Ayhan orada mısın kanka? Ayhan herhalde şampiyonluk kutlamalarında şimdiden şey yapmaya başladı yani. Bu maçtan sonra arkadaşlar yayını kapatacağım. Ayhan'la dediğim gibi ortak yayınımız olacak. Ha tamam. Şampiyonluk üzerine o zaman senden güzel bir hediye bekliyorum Ayhan. Madem şampiyon oldunuz, bunun üzerine bir güzel bir hediye atarsın artık bana. Bir mesela ne bileyim Galatasaray mesela simgesini aslan değil mi? Bana bir aslan atsana. Bana şöyle güzel bir aslan atsana Ayhan. Bazı. Bak ben şampiyon olayım sana söz kartal atacağım TikTok yayınında. Sana kartal atacağım. Galatasaray simgesi neyse ondan at bana. Ben aslan isterim. Ben Galatasaray simgesi aslan isterim. Yavrusu var onun. O da olur da. Bomboş kaldı ya. Ayhan'dan bir aslan geliyormuş bir de. Şampiyon oluyor diye aslan atıyormuş. Ben niye benim oyuncağım orada geç kalıyor? Hadi Neymar. Lan iyi geliyor ama bir türlü golü bulamıyor ya. Lan!
Ya Neymar var ya, yapacağın işe tüküreyim senin. Değişiklikler yapalım. Lampard. Ondan sonra şimdi de şey yaparız. Evet, Galatasaray şampiyon oldu. Seni de tebrik ediyorum Ezgi'yi. Galatasaray şampiyon oldu. Ağzına tükürüm Kuroş senin ya. Boş kale lan, boş kale lan. Bu kadar da insan, bu kadar da şey olmaz ya. Yere doğru kafayı vurduracağına bak hani. Sen bir kuraf çıkar ya. Sen de bu aralar bir şeyler var mı? Bir fenden mi soruyorsun? Hi Lopez. Where are you from Lopez? İşte bu be. Zumba gol. Kim attı golü? Rummenigge. Ne oldu? Fernando Torres. Ayhan, dediğin için de teşekkür ediyorum kanka. Biraz sonra arkadaşlar dediğim gibi yayını kapatacağız ama Ayhan'ın Twitch yayınında, evet, Galatasaray şampiyon oldu arkadaşlar. Galatasaray şampiyon oldu, tebrik ediyoruz. 23. şampiyonluğu hayırlı olsun diyoruz. Schmeichel. Burası gelmedi. Top bizde ama. Lampard. Menige. Gelmedi. Hafif bir kasıyor ama. Menige. Messi son anda kaleci. Tebrikler Selahattin. Evet, Kerem'le maçımız beraber bitti. Penaltılara bakalım. Penaltıdan sonra ne olacak? Evet, Galatasaray şampiyon oldu hemşerim. Tebrik ediyorum seni de. Hadi bakalım. İlk penaltıyı. Oh. Artık onu öğrendiler şimdi. O yüzden artık fake atacağız. Kerem kullanacak şimdi. Topun başında Neymar Junior var. Evet, penaltıyı kurtardık. Frank Lampard topun başında.
Pavel Nedved. Topun gerisinde Pavel Nedved. Nedved. Köşeye çok temiz bıraktı. Bu maçtan sonra dediğim gibi arkadaşlar Ayhan'ın Twitch yayınında şampiyonlukla alakalı bir sohbetimiz olacak. O yüzden Roberto Carlos. Carlos, yapma Carlos. Yine kaçırdık. Bu sefer ters yatırdı. Hep aynı köşeye vurup vurup durdu. Rummenigge. Rummenigge ters köşe. Kevin De Bruyne. Carlos penaltı yazsaydı eğer. Fernando Torres. Torres. Tchouaméni. Bakın Bauer. Bakın Bauer. Ah. Bunu kurtarmalıyız. Kunde. İşte bu. Kafu. Kafu. Robertson. Robertson ve son penaltıyla kurtardık. Kerem kardeşimizi yendik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Top açılımıyla başladık ve maçlarla bitirdik arkadaşlar. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Schmeichel'ı bulduk. Maksadık. Sonrasında sizlerle de birkaç maç yaptık. Galatasaray'da şampiyon oldu arkadaşlar. Galatasaray'ı da tekrardan tebrik ediyorum. Buradan da zaten maçı izlemiş olduk. Hem de Süper Lig'deki diğer maçlara da bakmış olduk. Fenerbahçe 2-0 kazandı ama tabii ki Galatasaray şampiyon oldu arkadaşlar. 4-1'lik bir net galibiyet arkadaşlar. 4-1'lik net bir galibiyet ve bu şekilde bitti. Evet arkadaşlar yayınımızı bitiriyoruz. İnşallah yine hafta sonu sizlerle yine kadro inceleme ve maçlar devam edecek. Bu hafta sonu zaten izinliyim arkadaşlar. Şimdi Ayhan'ın yayınına geçeceğim arkadaşlar. Güzel bir sohbet yayınıyla Ayhan'ın yayınında orada olacağız. Twitch kullananlar varsa arkadaşlar söylüyorum. Muhabbet Baz diye yazdığınız zaman arkadaşlar çıkar. Oradan Ayhan'ın kanalına abone olursunuz. Takip edersiniz ya da oradan da bizi izlersiniz arkadaşlar. Maç yaptığım kardeşlerime de, hediye atan kardeşlerime de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Güzel bir top açılımı oldu. Üçüncüsünü de bulduk arkadaşlar. 600 olmaya kadar paramız da kaldı. Onu da artık Perşembe günkü epiklerde artık şey yaparız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.